arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Hayırlı günler. Bugün oturduk muhabbet edelim dedik oğlumla. Bugün sohbet günümüz. Bir soracağız, annem cevaplayacak diye planlıyoruz. İnşallah inşallah. Benim minnoşum ne yapıyor buralarda? Sence çikolata mı istiyorsun? Hadi gel, bugün pazar, biraz daha çikolata hakkım var, gel. ne yapıyorsun anne? İyiyim ben. Hem de çok çok iyiyim. Süper. Gerçekten günlerin yani, nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor valla. Aile içinde geçiyor hep günlerim. Bu ara hiç fazla dışarılara... Bu arada ben de baş başa kalıp soramadıklarımı burada sorayım. Sor bakalım. Ablamı özledin mi? Özledim tabii. Sorduğun soruya bak. Seni de özlerim, onu da özlerim. Tabii. Ciğerimsiniz. Ama şey diyorlar, kız çocuğu böyle gurbette olan kız çocuğu biraz daha özlenir falan diyorlar. Tabii ben... canım özlenir. Sen hep yanımdasın çünkü. Aynen. Gurbette olan erkek çocuğu o kadar değil de derler. İnsan doğanlık kalmıyor mu ya? Yok be. Öyle çocuğu... bilmiyorum. Ben ikinizi de özlüyorum. Sen de gittiğin zaman özlüyordum. Ya ben o şimdi... da gidince özlüyorum. Allah inşallah bir de oğul nasip eder bize de. Tabii bilinmez. Yani özlüyordum yani. Çocuğu başka. Sen yokken... Seni özlüyordum, o yokken de onu özlüyorum. Tabii. Gayet doğal bir olay. Bir laf var ya, ikinizde bir ciğerimin yarısı sen, yarısı o. Biri iğne soktuğu zaman patlarım. Tabii canım, o şekilde. Yani ikinizde de kimse ne laf söyleyebilir, ne söz söyleyebilir. Ciğersiniz. Söyler de işte hazmedemez. Hazmedemiyor, yani neler ya, hazmedemez. Düşünüyor musun? Yok be, kahvaltıdan kalktık. Veya oldu ama yine de. Ben seviyorum ya. Bu önümde atıştırmalı bir şey koydum. Sevgini biliyorum. Zaten inkar etmiyorsun anan gibi. Sen de kilonu. Yok, ben inkar edeyim. Öyle işte. Sana şimdi benden sorsam onu düşünüyorum ya. Yüz yüze olup da sormadığımdan bir şey sormak istiyorum, anladın mı? Burada sorabileceğim bir şey. Mesela merak ettim. He, okula başladın hiç hatırlıyor musun? Hangi okul okudun? Tabii. Hatırlıyorum. Kasımpaşa Karma İlkokulu'ydu. Dedem götürdü, kayıt ettirdi okula. Çok iyi hatırlıyorum. Peki şey olabilir mi? Babamın da okuduğu aynı okul, rahmetlinin. Ahmet Emin Yalman. Evet, sonra öyle oldu. Ahmet Emin Yalman. Baban da orada okudu. Bravo. Kaç sınıf vardı orada? Onu bilmiyorum işte ama büyüktü, bayağı büyüktü. Ya bayağı orası Cuban arazisini hatırlıyorum. Hatta büyük. Şu anda okul mu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla okul ne de? Okul. Dünyaya kapatılacak falan dediler. Yok, isim değiştirdi bu oyuna. Birkaç kere isim değiştirdi bizden sonra. Ama okul kapanmadı. İlk çalıştığın yer? İlk çalıştığım yer Osman Bey'de Boney diye bir triko mağazasıydı. Sonra? İlk girdiğim iş oydu. Sonrasını hatırlıyor musun? Nasıl sonrası? Oradan sonra nereye başladın? Sibel Orlanları falan. Ha, oradan Sibel Orlanları'na geçtim. Doğru. Ne yapıyordunuz oradaki faaliyet? Kazak mı dikiyordunuz? Yok. Sibel Orlanları vardı böyle top top. 10 tane paketliyorsun. Ben hatta çok hızlıydım. O kadar hızlıydım ki. İki makineyi birden şey yapıyordum, sardırıyordum. Onlar bir de o zaman otomatik değildi. Gramajını oradan kendin görüp hemen basıp keseceksin, toplayacaksın, etiketlerini takacaksın, paketleyeceksin, işletince alacaksın. Tek başıma iki makineye bakıyordum annem. Ne de sen bu limon aşkı, ben anlamadım ki. Annem böyle kesin limonu. Tek başıma iki makineye bakıyordum. Çok güzel çalışıyordum orada, çok seviyorlardı. Ne olur, şey de ben duymuştum. Sadece sen de değil, büyük dayım. Büyük dayımın da eli çok nerededir derler. Zafer dayım. Eli çok hızlı oldu. O zaten duyuyordu. Orada çalışıyordu, beni yanına aldı. Sonra o işi bıraktı. aynı gün bıraktı. Pek çalışmayı sevmiyordu. Ben iyi yanlarından bahsediyorum. Kötü yanlarını çok şey yapmıyorum. Ay, çok güzel çalışıyordum orada. Bilmiyorum, yaşıyorlarsa Allah uzun ömürler versin patronlarıma. Ölülerse de Allah rahmet eylesin. Yani Allah çocuktuk ama bu dediğim tarihler 15 yaşımdı. 14-15 yaş. O özelde mesela Kasımpaşa'da ne yerdiniz, ne içerdiniz? Neyi meşhurdu? Kasımpaşa'nın sokakta kokoreçi meşhurdu. Başka?
O kelleciniz var sizin bir tane çocukken. Büyük caminin arkasında kellecimiz vardı. Hala devam ediyor adam herhalde. Hala devam ediyor. O adam öldü herhalde. Onun oğlu olabilir. Devam eden. Çünkü sormadım. Aynı sistem devam ediyor. Bir tane börekçimiz var. Tabii canım. Küt börekçimiz var tarihi. Çocukluğumuzda sabah ilk işimiz oradan bir tane ya da paramız ne kadar yeterse iki tane. İki tane oluyor. Küt bir böreği alıp oluyor. Gelirdik. Pudra şekerini. O dönem. O karnımda uyuyordu. Oydu en uygun fiyat. Ama o dönem şöyle bir şey de varmış herhalde. Hani herkes hemen hemen aynı şeyi temal ediyor. Tabii canım tabii. Çok böyle... Varlık yoktu. Kimse de yoktu aşağı yukarı. Yani dediğim gibi o da direkt mi? Çok. Yok dengesizlik yoktu. Yani ya herkes aynı ya herkes aynı. Yani bir iki tane çok çok durumu iyi olanlar. Belki de şu an kefeye koysan çok çok iyi değil de işte arabası evi falan vardır. Yani. Çok lüks mü yaşıyorlar? Çünkü o dönem arabası olan lüksmüş. Tabii. Aynı nasıl 2000'li yıllarda telefonu olan lükstü. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum ya. Hatta ablam dedi ki bana böyle geldi böyle. Emre dedi sana dedi bir haber vereceğim. Ne oldu abla dedim. Dedi tahmin et. Dedim öyle mi? Çok iyi bir şey dedi. Hı. Allah Allah. Ben şimdi tam böyle şey yapamıyorum. Aklıma hemen bakamam. Hiç unutmuyorum. Beni böyle bir paniğe soktu. Güzel bir haber falan. Babam var ya dedi. Dedim. Telefon almış dedi. Ama o zaman öyle böyle bir haber değil. Çünkü lüks bir şey. Lüks. He. O zaman lüksün lüksü. Hem de şeydi takos telefonlar. Ha, antenli bu kadar aynen. Anteni vardı. Babamın markasını... da vardı bir tane böyle. Gurundik böyle anteni vardı. Markasını çünkü... hatırlayacağım. AB18 diye bir markaydı. Valla bizimle yaşamadığı için baban. Ben hatırlamıyorum. Ablam ziyarete gitmişti işte o zaman. Bizim biliyorsun zaten hemen hemen aynı mahalleler çok yakın olduğu için. Yani gün aşırıda gittiğimiz oluyordu. Yani. O konuda bana ben size teşekkür ederim o konuda ya. Babama da sana da hani öyle bir dalaşmaya girmediğiniz için kendi yok, aranızda. Ne dalaşması olacak? Öyle yani bile güreşine tutuşmadığınız için. Öyle olması gerekiyor sonuçta hani ayrı da olsa. Ya baba annem her zaman nerede istediğiniz zaman orada kalabilirsiniz. Ama biz daha çok annemi tercih ederdik. Orası pek. Anne daha farklı. Çocuk için uygun değildi. Neyse o sayfaları var. O kadarını boşver. Gün aşırı ama gün aşırı olmasa da böyle haftada bazen iki kere giderdim. Bazen 20 gün babam başka bir yere giderdi. Bir makine kurulumu bir şeye giderdi görmezdim. Bazen 3 ay görmezdim. Ama bazen de burada şeyde olduğu zaman kesin haftada 2-3 kere görüşürdük. Kaç yaşındaydın? Ben o zaman işte 5. sınıf yeni bitmişti değil mi? Benim. Ortaokul formasıyla hiç görmedim zaten nasip olmadı. Olmadı sen ona çok üzülmüştün. Ortaokul formasıyla hiç görmek lazım. Kaç kere gittim denk getiremedik. Ha. O da gelip okula bakmamış. Hani oğlum ortaokula gidiyor mu gitmiyor mu? Ortaokul ama o zaman şimdi gibi değil. Takım elbiseyi giydi mi böyle bir force vardı. Bir force vardı. Biz de forma giyiyorduk ya. Hatta o yaz şeye çalışmıştım. Ayakkabısına. Kumaş pantolonum vardı zaten. Ortaokul ayakkabı alabilmek için. Dedemin kösel yanında. Ayakkabılar oluyordu. Evet, kösel ayakkabı. Dedem de o zaman işte ilk zaten bu mesleği şeye yani ilk yemek işine benim girdiğim dönem. Dedemin köfte dükkanı vardı. Seninkinden önceydi o. O benimkinden önceydi. Senin dükkanından önceydi. He. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Bir sene arayla mı açtınız? O 2000... O kapattı bir sene ara. Krizden kapatmadı ama. Daha çok yoruldu. Yoruldu artık. Yaşla ilerliyordu. Yaşlandı. Koşturamıyordu. Sen nasıl açtın anne? Vallahi dedem zaten aynı açtığı yere açtı tekrar. Aynı yere açtım ben. Ama ben biraz şey yaptım, tadilat yaptım. Yani aynı yeri dedem boşaltmıştı yan dükkanına. Zaten açtı. Orada isminiz güzeldi sizin. Yani dükkanın adı da iyi tutmuştu. Evet. Sağ olsun oradaki çevre de çok sahiplendi bayan olduğum için. Ben hatırlıyorum ya. Allah razı olsun. Bizim ablamız dediler, bizim bacımız dediler. Sahiplendiler. Yine tabii bir kriz peşine bırakmadı. Yani. Yalnız şey dikkatimi çekti. O sıradaki bütün dükkanlar şu anda kapalı biliyor musun? Ya benim dükkan aslında devam ederdi. Satmış adam Almanya sahibi. Satmış dükkanı. Ne yani, oldu babacığım? Benim devretme şansım. Gel otur aşkım. Saremsiz olur mu ya? Ben sizin yanınıza olacağım. Benim devretme şansım da olmadı hatırlarsan. Evet senin devretme gibi şansın olmadı. Hepsi tek tük satınca ne oldu? Para etmedi. Yani param çöp oldu. Lav oldu.
Öyle der mi? Nasip o kadarmış. Ne yapalım? Yoksa güzel iş yapardı. Anlaşamamışlar, satmışlar dükkanı. Evet, ben onu hatırlıyorum. Almanya'dalar mıydı, Fransa'dalar mıydı? Fransa'dalar. Fransa'dalar. Çünkü ben hatırlıyorum. Tamam. Mal sahipleri. Mal sahipleri. İki kardeşte ortaklardı, biri Türkiye'deydi. Anlaşamamışlar, satışa çıkarttılar. Ben de devredemedim. Anneme de teklif sundular, istiyorsan sen al dediler. Ya benim öyle de bir gücüm yok. Yani. Ama çok masraf ettim. Aynalar, tezgahlar, sandalye, masa. Onu saymadılar mı? Yok canım, saymadılar. Kim saymadılar? Onun şöyle. Yani o tip şeyleri sıfırdan kurarsan çok para. Gidip ikinci el alırsan orta para, ama sen satmaya kalkarsan çöp. Yani. Ya devredeceksin, o şekilde para ediyor. Mekan öylece ızgarasıyla. Öyle de bir şansım olmadı. Yok, bir de tam 2000 krizine denk geldi. Ben hatırlıyorum. Ya, o zaman... Ne yaptım? Helal hoş olsun. Sandalyemi, masalarımı taksi durağına gönderdim. Ay, süper. Kullansınlar dedim. Çoğunu da satmadım ben. Bağışladım. Herkes babacığım, ne oluyoruz yer. Yine? Oradan çıktım. Hangi işe girdim onu bilmiyorum. Hatırlayamadım. Oradan çıktıktan sonra ben hatırlıyorum. Osman Bey değil. Orkide firmasına girdin herhalde. Neyko? Yanlış mı hatırlıyorum? Şey, parfüm, bujitere. Dayınla başladı, küçük dayınla. Evet, küçük orada. Dayınla birlikte Orkide'de. Evet, evet. Çünkü bravo. Annemin yapma şeyi var. He, oje dolduruyordum ama orada da hızlıydım. He, oje doldurma. Öyle bir şey vardı. Miydi? Fabrika mıydı? Fabrikaydı. Oje. Dışarıdan şey gibi, hani yazıhane gibi ama arkası kocaman. Böyle fabrika. Düşün. Nasıl diyeyim sana, hani bizim şey var ya, bir tane böyle yazıhane var ya, Mehmet abinin dükkanından çok daha küçük görüntüsü. Ne kadar Can abinin dükkanı gibi girdin de, yarısı kadar. Ama içeriye bir giriyorsun, bir kapı daha var küçük bölme, içerisi bildiğin tesis. Çünkü ben öyle bir tesise, biz bir de Fatih'te gidiyorduk rümel doldurmaya. Maskara, rümel. Cumartesi günleri dayım götürüyordu yine, küçük dayım beni. Hafta sonra o harçlık verirler diye gidiyorduk ama hiçbir şey daha olmadı. Parfüm dolduruyordum. Aslında öyle bir yerleri bulsak böyle baktık, çok merak ederim. Parfüm dolduruyordum, oje dolduruyordum ama onda da denge kuracaksın yani. Hem hızlı olacaksın kapaklarını basarken. He. Onda da iyiydim canım. Oradan bayağı hediye veriyorlardı size tabii ama. Canım, tabii. Herkesin o, yani o patronunuz gerçekten çok şeydi. Hatırlıyorum ben çünkü. Yani veriyordu. Ya beğendiğimiz oje, pardon, ha, ne olursa. Eskiden her şey değerliymiş. Gerçekten. Mesela annem memlekete gidecekti o zaman, ablamın yanına. Hatta sana hediye demiş de verdiler. Ha, koli yapalım sana demiş, ha, götür. Ay, evet. Tabii tabii. Ya kozmetik çok farklı bir şeydir. Çok böyle maliyeti olmayan, satışı iyi olan tutturabilir zaten. Onlar bayağı tutturdu. Tabii canım. Onlar kocaman Güneş Tuzla tarafında fabrika kurdular. Oralardan gittiler. Allah çok çalışana veriyor be ya. Allah çalışana. Oraya taşındıkları için ben oradan ayrıldım ya. Ha evet evet, seni de çağırdılar. Çalıştıkları, taşındıkları için. Ben ne yapıyorlar? Çok iş değiştirmişim ben de. Oradan sonra zaten nerede çalıştın onu ben de hatırlamıyorum. Bir şey, giyim mağazasında ne zaman çalıştın anne? İkiler mağazasında çalıştım. O zaman bunlar küçüktü. Neyse, onu anlatmıyorum. Ceylan atıldık birlikte. Birlikte kovduğumuz bir yere vardı. Onu boş ver. Çok şeydi. Şimdi gülüyoruz. O zaman ne alamıştın, hatırlıyor musun? Ama ne yapsın kadın? Yoklukta şey, sizin için gidiyor. Sizi bırakıp. Ah, ben de başladım oraya işe. Sen ne küçüksün. Ben de ilkokul 4'e gidiyorum. İkilerdeydi. Ben mağazanın adını zaten hatırlıyorum. Unutmam da onu hayatım. He. Ben öğlenden sonra çıkıyorum. İşten çıkıyor bu. Okuldan şey, çıkıyorum. Okulda. İlkokul 4'e gidiyorum. Hasköy'den Şişli'ye gidiyorum. Otobüs. Minibüse biniyor. Geliyor yanıma. Minibüsü ama bayağı da yol var. Bana. Ya ne kadar diyeyim sana. Yine buradan Üsküdar kadar var. Oo. Daha fazla belki değil mi? Var var, yol var. İniyorum bir de yürüyorum. Hı, Ermeni mezarlarının oradan doğru yürüyorum. Şişli. Oradan Osman Bey'e geliyorum. İşte öğlen hemen yemeği okuldan çıkıp. Orada. Bir şeyler atıştırıyorum. Burada 40 dakika sürüyor değil mi? Toplam 40, yarım saat rahat sürüyor. Okuldan çıkıyorum. Direkt şey, üstümü değiştiriyorum. Evin üstünde zaten. Hemen çıkıyorum. Şeye biniyorum. Hiç unutmuyorum bak. Bazı şeyler, minibüsçüler çok küçüğüm diye benden para almıyor. İlkokul 4'e gidiyorum ama biraz daha minyon gösteriyorum. Minibüsü para almadığı zaman bir çöp mide şişe, mide tava alıyorum. Bir çöp ama böyle. Satıyorlar o zaman. Çöp çöp de satıyorlar. Bir tane diyorum ondan ver. Yiye yiye geliyorum onu sıcak sıcak. Böyle şey görüyorum ama o zaman işte Şişli başka. Bizim oturduğumuz yerler biraz daha şey. Tabii canım, Şişli ile Hasköy aynı olur mu?
Şişli'den doğru geliyoruz, caddeden doğru. Böyle yeni yeni çikolatalar görüyorum ama. İlkokul 3'e mi gidiyordum? 3'e gidiyordun 3'e. İlkokul 3. Şişli'ye girmişim, Osman Bey'e girmişim. Yani hiç hayatımda görmediğim şeyler. Böyle çok değişik, enteresan çikolatalar, oyuncakçılar, bilmem neler vesaireler. Nereden bileceğim? O haliyle oralara kadar geliyordu yani, o kadar akıllıydı. Hiç korkmadan. Bir seneyi orada neredeyse bitiriyorduk işte. Tam yaza doğru girdik, hatırlıyorum. Bir geldim eve, bu ağlıyor kenarda. Ben rahatsızlandım. Annem hastalanınca ikimizi birden. O zaman işte korkuyor, şimdiki gibi değil. Şimdi bak pandemi var, kimse o yüzden çıkartmadı işte. Bulaşıcı bir hastalık da değil. Hastalandığı için annem o dönem işten çıkartıyor. Önce izin verdiler. Meğersem çıkarmışlar, ben anlamamışım. Sonra annem şeye gitti işte, tekrardan iş başı yapmaya. Dedim ben de diyorum ki ben de gelirim diyorum sen gidince öğleden sonra. Eve bir geldim, annem evde. Ağlıyor. Dedim ne oldu? Ama o zaman çok geziyor. Dedi ben de çok üzülmüştüm. Sana sen üzüldün diye üzüldüm. Açıkçası. Ya yine de zorumuza gitmişti. Söylemişse o kadar yol gidiyor. Okula ama gidiyor. Bak ne oldu biliyor musun? Ondan sonra şeye girdim. Bir arka sokağında Nişantaşı'nda. Ne kadar kısmetli, bereketli yer oldu. Hatırlıyorum öyle. Drop diyorsunuz. Yok. Drop muydu? Drop muydu? Çıktığımız yer birindi. Yani Drop'tu herhalde. Drop diye bir firmaydı. Trabzonlarda ama o kadar ben oradaki eğitimimiz yani çocuktum. Yani birden şey oldu. Böyle eşekten inip ata binmek mi diyeyim? Öyle oldu. Yine hafta sonları geliyordum. Hatta oradaki müdürün sana diyordu ki bu küçük çocuk nasıl gelebiliyor diyordu sizin mahallede. O diyordum, sen arka mahallede çalışıyordu bile o. Hatırlıyor musun? Yardıma geliyordum. Evet, bayan vardı. Neydi ismi? Bayan vardı. Kulaklar içindesin. Zuhal Hanım mı? Zuhal Hanım unutur muyum ya? Kola pizza zaten söylüyordu bana orada. Okuma şansı olmadı. Okuma şansı olmadı. Olmazdı. Olmadı. Olsaydı diyorum. Hani bir el atsaydı olurdu. Ama destek alamadık hiç kimseden. Almadım, olmuyor işte. Çok şükür. Biz okutalım bu çocuğu diyen çıkmadı. Ne onun ailesinden ne benim ailemde. Nasıl? Ya o dönem bir de okuldan ziyade şey. Yani böyle çekirdekten bir şeyler öğrensin gözündeydi insanlar. Olsun, yine mesleğimiz var. Okusaydık da yine aynı mesleğimiz olacaktı. O zaman daha öyle değil işte. Üst kademeli olabilir. Öyle değil işte. Olsun. O okulun şeylerini kaç kişi yaptılar? Ya bunu ufak ufak kapatalım mı? Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.